Etiski. Bugün ikinci deklinasyondan devam ediyoruz. Evet, hemen genel bilgilerden başlayalım. Bu ikinci deklinasyona aynı zamanda O deklinasyonda denilebiliyor. Bunun sebebi tabelada göreceksiniz zaten birçok yerde O harfinin yer almasıdır. Önceki dersimizde de birinci deklinasyonu hatırlayın. A çok orada görülmekti. Ona aynı zamanda A deklinasyonu da denemekteydi. Fakat burada da O ağırlıklı olduğu için O deklinasyonu denilir. Birinci deklinasyonda hatırlayın. Orada daha çok feminin cinsiyetli isimler hakimdi ona. Fakat burada da maskulinum hakimdir. Fakat yine A'da olduğu gibi burada da O'da da femininum mümkündür. A'da da maskulinum mümkündü. Hatırlayın. Çoğu ismin sonu us ile biter burada. Bazen R ile de bitebilir. Mesela vir gibi, puer gibi. İle nominativus bitiyorsa eğer, burası önemli, neutrum cinsindedir. Neutrum cinsindedir. Bu ne demek oluyor? O deklinasyonunda, yani ikinci deklinasyonda hem maskulinum, hem femininum, hem de neutrum cinsiyetleri mümkündür arkadaşlar. Ama en fazlası tabii ki maskulinumdur. Bir ismin ikinci deklinasyon olduğunu nasıl anlarız? Birinci derste de anlatmıştım. Birinci deklinasyonda da geçmişti. Genitivusu i ile bitmek zorundadır. Mesela amicus, amici. Burada amicus'a bakarak bu o deklinasyon dememiz yanlıştır. Ne yapacağız? Onun ikinci kısmına, yani genitivusuna bakacağız. Burada i ile bittiğini görüyoruz. Bunu nasıl bileceksiniz? Sözlük ezberleyerek bileceksiniz. Her ezberlediğinizde nominativusun yanında genitivusu da ezberlemek zorundasınız. Evet, genitif sonunu çektiğimizde ismin kökünü elde ederiz. Şimdi bu çekimler var ya, bizim geçen derste de yaptığımız, şimdiki derste de yapacağımız ve sonraki derslerde de yapacağımız, bu önemli bir bilgi. Nominatifuzu alıp çekime başlamıyorsunuz. Bu çekimin nasıl yapılacağına dair size ipucu veren yine genitifuzdur. Genitifuzun, mesela burada amicus örneğini verdim. Oradan yine devam edeyim. Amici diyoruz ya. Tamam, amici'yi alalım. Onun sonundaki i'yi atıyoruz arkadaşlar. Amic. Bu amik kısmını çekiyorsunuz sonra. İşte amicus, amici, amico, amicum, amico şeklinde çekiyorsunuz. Fakat asla nominativus almıyorsunuz. Çünkü ileride karışacak bunlar. Bu kadar basit olmayacak. Orada kafanız karışmasın. Bu bilgi şimdiden otursun. Kök nasıl elde ediliyor? Genitifusu, ekini atıyoruz. O kadar. Evet, şimdi başlayalım çekimimize. Evet, nominatif, nominativus, bu İngilizceden İngilizce olarak şimdi verdim. Bazen Almanca veriyorum bu şeyleri, bazen İngilizce veriyorum, bazen Latince veriyorum. Bu önemli değil. Sadece sonlarında farklılık var, fark ettiyseniz. Burada nominatif İngilizce, nominativus Latince. Fark etmez. Ben daha çok Latince'yi tercih ediyorum aslında. Okuyalım. Nominativus us veya er, genitivus i, datif, o, akkusatif, ablatif, o. Yine çoğula geçelim. Nominatif i, genitif orum, datif is, akkusatif os, ablatif is. Evet, bu bayağı ezberlemesi zor gibi görünüyor. Fakat bu derste bunu mantıklı bir şekilde size anlatarak bunların zihninizde daha kolay yer almasını sağlayacağım inşallah. Şimdi bir hızlı okuyalım. Sadece sonlarını okuyalım. Us veya er i, oum o, i orum, is os is. Evet, benim öğrendiğim hoca bu şekilde tonlamasını yapıyordu ve benim aklımda böyle yer aldı. Us veya er i diyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz. Oum o, bu ikisini, üçünü bir anda söylüyorsunuz. I orum, is, os, is. Evet, bu şekilde ezberlerseniz belki daha iyi aklınızda kalabilir. Tekrar ediyorum. Us veya er i, oum o, i orum, is, os, is. Evet, harflerin üzerindeki çizgileri çekmeyi unutmayın. Tekrar ediyorum.
us veya ri, ovum o, ii orum, is os is. Evet, son defa yapalım. Siz de benle birlikte söyleyin. Us veya er, ii o, um o. Tonlamada hata yaptım. Baştan alıyorum. Us veya er, ii, ovum o, ii orum, is os is. Tamamdır. Şimdi bir kelime örneğiyle, bir isim örneğiyle bakalım buna. Servus köle demektir biliyorsunuz. Maskulin bir kelimedir. Bunun çekimini yapalım. Evet. Servus, servi, servo, servum, servo, servi, servorum, servis, servos, servis. Evet, tekrar ediyoruz. Servus, servi, servo, servum, servo, servi, servorum, servis, servos, servis. Evet. Şimdi ben söylüyorum, siz beni tekrar ediyorsunuz. Servus, servi, servo, servum, servo, servi, servorum, servis, servos, servis. Evet, bu kadar basit. Evet, bu kolaydı. Bu daha deminki maskülindi. Köle maskülin bir kelimedir. Şimdi bir ağaç şeyine bakalım. Arkadaşlar, Latince'de ağaçlar genelde hep feminindir. Burada da her ne kadar o deklinasyonunda, yani ikinci deklinasyonda gelmiş olsa da, buradaki ağaçlar da nedir? Feminindir. Bir örnek, Fraxinus fraxini, diş budak ağacı. Bunun Latince adı. Bu feminindir arkadaşlar. Her zaman maskülin değildir. Bunu sakın unutmayın. Bazı öğretmenler maalesef yanlış öğretiyorlar. Latince öğretmenleri. Bunun maskülin bir çekim olduğunu iddia ediyorlar. A deklinasyonunda feminin bir çekim olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki bu böyle değildir. Bu eksik bilgi. Bu bilgiyle nereye kadar gidebilirler bilmiyorum. Bu sebeple doğru öğreniyoruz. Feminini de var. İşte Fraxinus bunun bir örneği. Bunu çekelim şimdi. Fraxinus, fraxini, fraxino, fraxinum, fraxino, fraxini, fraxinorum, fraxinis, fraxinos, fraxinis. Evet. Öncekiyle karşılaştırın bakalım. Şey var mı? Burada bir farklılık var mı? Hayır, yok. Aynısı. Aynısı. Feminin ile maskülinin çekimi aynıdır arkadaşlar. Hiç fark yok. Buna dikkat edin. Sadece birisi maskülin, birisi feminin. Fakat şey açısından, çekim açısından hiçbir fark yok. Bir daha çekelim. Fraxinus, fraxini, fraxino, fraxinum, fraxino, fraxini, fraxinorum, fraxinis, fraxinos, fraxinis. Bunların çekimi çok önemli arkadaşlar. Yani ben Avusturya'da ders gördüğüm sıralarda hoca herkese bunları teker teker çektirirdi. Bunları herkes bilmesi gerekiyor. Ve 100 kere de duysanız, 1000 kere de duysanız hiç bir yani vakit kaybetmiş olmazsanız, bunlar sizin arkadaşınız gibi adeta. Sürekli yanınızda bulundurmanız gereken arkadaşlarınızdır. Evet, neutrum ikinci deklinasyona bakalım. Evet, burada şimdi farklar var. Bu sebeple bunların sadece sonlarını yazarak başlıyoruz. Başlayalım. I, o, o. A, orum, is, a, is. Fark ettiniz galiba, bazı değişiklikler var. En basitinden nominatiften başlayalım. Burada bir değişiklik var öncekilere göre. Öncekileri nasıl başlıyordu? Us veya er ile başlıyordu. Bunu atıyorsunuz, koyuyorsunuz. Zaten neutrum, öyle aklınızda kalsın. İle başlayacak. Gerisi aynısı singularda. O. Bunlar aynı. Sadece nominatifte farklılık var. Singuları tekrar okuyorum. İ, o, o. Aynısı. Gelelim plurala, çoğula gelelim. Nominatif a, genitif orum, datif is, akkusatif a, ablatif is. Burada iki tane fark görüyoruz. Nerede görüyoruz? Tabii ki yine nominatifte fark var. Başka nerede fark var? Akkusatifte fark var.
Diğerlerindeki maskülinin veya femininin birinci nominatif pluralı hangisiydi? İ'ydi. Mesela amicus, amici, amici aynı zamanda çoğulun nominatifidir. Burada A gelmiş. Peki akkusatifteki öncekilerin çoğul hali nasıldı? Os'tu. Is, os, is demiştik. Burada is, a, is var. Burada toplam 3 tane fark var arkadaşlar. Devam edelim. Buna bir örnek verelim şimdi. Evet, bellum belli, savaş demek. Bu neutrumdur. Bu sebeple çekimi de şeklinde olacak. Evet, bu da yine o deklinasyonudur. Dikkat edin, datif, ablatif, bunlarda yine o var. Ve genitif çoğulda da orum var. Bunlar bunun o deklinasyonu olduğuna dair en güzel kanıtlar. Ve tabii ki de genitifteki i'ye baktığınız zaman zaten olay hemen anlaşılıyor. Çekelim. Bellum, belli, bello, bellum, bello, bella, bellorum, bellis, bella, bellis. Tekrar çekelim. Bellum, belli, bello, bellum, bello, bella, bellorum, bellis, bella, bellis. Tamam. Yine farkları görüyorsunuz. Bellum ile başlamış. Çoğuldaki farklar yine nominatifte bella ile gelmiş. Ve akkusatif çoğulda bella ile gelmiş. Devam edelim. Evet, aşağı not yazmışım. Onu da hemen okuyalım. Neutrum olduğunu nasıl anlarız? Nominativus ile bitiyor. Yani başlangıcı, ismin asıl ismi, mastar hali yani ile bitiyor. Gerçi mastar mı deniliyor onu bilmiyorum Türkçe'de ama neyse anladınız. Nominativusu ile bitiyor. Bu sebeple ne diyoruz? Bu neutrum. Sadece başına bakarak çok kolay bir tespit. İkinci tespit daha da kolay. İkinci deklinasyon olduğunu nasıl anlarız? Genitifus ile bitiyor. Evet, deklinasyonları nasıl anlıyorduk? Genitifusuna bakıyoruz. Nasıl bittiğine bağlı. İ ile bittiği için ne diyoruz? O deklinasyonu diyoruz. Ya da ikinci deklinasyon diyoruz. Birinci deklinasyonda nasıldı genitif? Hatırlayın. Ay idi. Ay'ı gördüğünüz anda da A deklinasyonu veya birinci deklinasyon dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bunlar hatırlatma. Sık sık hatırlatma yapıyoruz. Bu dersin amacı da zaten hatırlatma yapmak. Yani bunları ezberlemek istiyoruz. Sadece üzerinden okuyup böyle şeyler varmış deyip geçersek bu ders olmaz. Daha çok bir bunu internette de bulabilirsiniz. Burada biraz farklılık yapalım. Tekrar edelim. Ben sürekli tekrar ediyorum. Siz de tekrar ederseniz ders amacına ulaşmış olur. Evet, ikinci deklinasyon arasındaki farkları gördük. Karşılaştıralım hemen. Maskülün ve femininin neutrum ile farkını bir göz atalım. Farkları kendiniz bulmaya çalışın. Size biraz zaman veriyorum. İkisini karşılaştırın. Sol ile sağı karşılaştırın. Evet, bulduğunuzu farz ediyorum. Cevaba bakalım. Evet, 3 tane fark var arkadaşlar. Bir singularda, tekilde nominatif. Us veya er, di. Maskülün ve feminün. Neutrumun farkı ne? Tamam, bu singular çok kolay. Gerisi aynı çünkü. Pluralde işler biraz daha değişiyor. Birinci ve dördüncü değişiyor burada. Bu nasıl oluyor? Maskülün ve femininin çoğulu i iken neutrumun farkı onun a olması. İleride zaten bunları yapacağız. Egzersiz yapacağız. Orada iyice aklınıza yer edecek inşallah. Üçüncü fark, dördüncüde akkusatifteki maskülin ve femininde os iken neutrumda a gelmez. Yani neutrumda ilk nominatif a ve akkusatif a diğerlerinden farklıdır ve kendi içerisinde aynıdır. Evet, egzamen, sınavlara geliyoruz. Şimdi bakalım kendi bilginizi test edin. Bakalım ne kadar öğrendiniz. Tamam, şimdi dominus kelimesi var. Bu dominus, beyefendi kelimesinin çekimini yapacaksınız ve bunu anlamlandıracaksınız. Size biraz zaman veriyorum.
Yalnız beklemek için çok vaktimiz de yok. Video ilerliyor. Zaman kaybetmeyelim. Siz bunu çözmek için molaya basın. Pauzaya basın. Pauzladan sonra cevabına bakabilirsiniz. Ve bunu yaptığınızı farz ediyorum. Şimdi bunun cevabını birlikte görelim. Evet, çekelim. Dominus beyefendi demek. Domini beyefendinin demek. Mesela beyefendinin çantası. O zaman beyefendinin domini olacak. Domino beyefendiye. Mesela beyefendiye bir çikolata hediye ediyorum. O zaman dominoya hediye ediyorum. Dominum beyefendiyi. Beyefendiyi çok seviyorum. O zaman dominum. Domino beyefendiyle. Mesela beyefendiyle birlikte uzaya çıkıyorum. O zaman domino yine aynı şekilde. Bu arada ablatifin bayağı bir değişik şeyleri var. Bu konuda da en kısa zamanda video yapacağım. Hatta hazır sayılır ama iyi bir vakti bekliyorum yayınlamak için. Evet, çoğuldan devam edelim. Domini beyefendiler demek. İsim hali, normal hali. Dominorum beyefendilerin. Beyefendilerin ayakkabıları mesela. Dominorum. Dominis beyefendilere. Dominos beyefendileri. Dominis beyefendilerle. Evet, bunu umarım doğru yapmışsınızdır. Devam edelim. Puer, çocuk, erkek çocuk. Kadın çocuk, yanlış. Kız çocuk neydi? Puella. Bunun zıttı puer, erkek çocuk. Tamam, bunun çekimini yapın ve anlamlandırın. Evet, yaptığınızı farz ederek cevapları yayınlıyorum. Evet, yapalım. Puer, bunun eki yok. Zaten kendisi ismin bir bütün içerisinde. Çocuk demek. Pueri, çocuğun. Puer, puero, çocuğa. Puerum, çocuğu. Puero, çocukla. Pueri, çocuklar. Puerorum, çocukların. Pueris, çocuklara. Pueros, çocukları. Pueris, çocuklarla. Evet, yine aynı şekilde aynı us çekimi gibidir. Hiç fark yok. Sadece nominatif ilk halinde puer diye bitiyor. Bu önemli değil. Zaten us veya er demiştik ezberlerken. Problem değil. Evet, başka bir egzamene geçelim. Köleler çocukları dövüyor. Evet, buradaki köleler, bunu tercüme edeceksiniz. Çocukları. Bunu da çekimli haliyle ikinci kısma cevap olarak yazacaksınız. Bunu zihninizde yazabilirsiniz. İlla kağıt kalemle yazmanıza gerek yok. İkinci sorumuza geçelim. Beyefendiler diş budak ağaç ile tapınağa yürüyor. Demek ki ellerinde ağaç var, tapınağa doğru yürüyorlar. Beyefendiler, çoğul, dikkat edin. Beyefendilerin Latince hali nedir? Ve diş budak ağaç ilenin Latince hali nedir? Bunu yazın bakalım. Üçüncüsü de savaş esnasında, yazın diyorum, aklınıza yazın. Savaş esnasında bütün köleler serbest bırakıldı. Evet, savaş, bunun cevabı nedir? Ve bütün köleler serbest bırakılmış. Onların şeyi nedir? Çekimli hali nedir? Evet, yapın hemen. Evet, yaptığınızı farz ediyorum. Cevapları yayınlıyorum. Evet, köleler servi. Tabii ki çoğul. Çok düşünmeye gerek yok. Nominatif, plural. Servi. Çocukları dövüyor. Dövülen kişiler akusatif. Kendisine yapılan şeyler genelde hep akusatiftir. Mesela çocuğu seviyorsunuz. Kimi seviyorsun? Çocuğu seviyorsun. Kimi dövüyorsun? Çocuğu dövüyorsun. Kimi sorusu akusatiftir arkadaşlar. O halde akusatif pluralın anlamı nedir? Ve puer zaten maskülin bir kelimedir. Onu da biliyorsunuz. Onun neutrum olmadığını biliyorsunuz. O halde pueros. Diyelim ki bu şeydi. Bunun neutrum olduğunu farz edersek ne gelmesi gerekiyordu? Puera. Evet. İkinci şeye geçelim. Beyefendiler diş budak ağaçlar ile tapınağa doğru yürüyor. Evet. Birincisi beyefendiler domini. Çünkü özne burada. Sadece çoğul yapın yeter. Diş budak ağaçlar ile. Ne ile? Diş budak ağaçlar ile. Yani bir birliktelik var. O halde nedir? Ablativus. Demek ki fraksinis. Yani ezberlemeniz gereken en son kelime bu olacaktı zaten fraksiniste. En sonda yer alıyor. Ablativus da fraksiniz. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar.
Savaş esnasında bütün köleler serbest bırakıldı. Savaş esnasında bunun anlamı nedir? Bello. Şöyle düşünün. Bu da yine ablativustur. Savaş ile birlikte bütün köleler serbest bırakıldı. Onunla bir birliktelik de var aynı zamanda. Bir zaman esnasında zaten ablatifi biraz bir dahaki videomuzda inşallah en kısa zamanda yayınladıktan sonra göreceksiniz. Bunun da aslında bir zaman, belli bir zamanı kapsadığını da göreceksiniz ablatifin. Fakat burada ile ile de tercüme edilebilir. Bu durumda bello doğru cevap. Bütün köleler serbest bırakıldı. Kim serbest bırakıldı? Şimdi kim diye sorduğumuz zaman direkt nominatif aklımıza geliyordu zaten. Servi. Evet. Başka sorulara geçelim. Biraz teknik soru bunlar. Aşağıdakilerden hangilerinin cinsiyeti tam olarak bilinebilir? A. Puer, pueri. B. Bellum, belli. C. Dominus, domini. Bunların hangisinin cinsiyeti tam olarak bilinebilir? Ne demiştik? Cinsiyetler maskülin olabilir, feminin olabilir, neutrum olabilir. Fakat bunların hangisinin net bir şekilde cinsiyeti bilinebilir? Evet. Devam edelim. İkinci soru. Bunu cevaplandırırsınız. Nominativusu us ile bitenler ikinci deklinasyondur. Doğru mu? Eğer us ile bitiyorsa bir fiil. Mesela deus, God, Tanrı. Deus ile bitiyor. İkinci deklinasyondur. Hemen diyebilir miyiz bunu? Doğru mu? Üçüncü soru. İkinci deklinasyonun cinsiyeti genelde maskülinumdur. Doğru mu? Evet, bunları cevaplandırın. Hemen bakıyoruz cevaplara. Evet. Bellum, belli nedir? Bunun tam olarak bilinebilir. Bellum, belli bilinebilir. Neden? Çünkü ile bitmiş. O kadar basit. Çünkü puer, pueri şey de olabilir belki. Yani er ile bitenler femininum da olabilir. Dominus femininum olabilir. Neden? Mesela Fraxinus'ta gördük bunu. Diş budak ağaçta Fraxinus'ta onun feminin olduğunu gördük. Fakat feminin olamaz. Bu sebeple bellum doğru cevap. Sadece neutrum olabilir. Evet, ikinci soruya bakalım. Nominativus'un us ile bitenler ikinci deklinasyon doğru mu? Yanlış. Neden yanlış? Nominativus'un hiç alakası yok bu durumda. Deklinasyon belirlemede nominativus'un alakası yok. Neyin alakası var? Genitivus'un alakası var. Eğer i ile bitiyorsa genitivus, o halde ikinci deklinasyondur. Cevap budur. Yani yanlış. Üçüncü soru. İkinci deklinasyonun cinsiyeti genelde maskülinumdur. Doğru mu? Doğru. Her zaman değildir ama genelde maskülinum cinsiyetindendir. Evet, başka bir egzamene geçiyoruz. Altı çizili kelimeyi Latinceye çeviriniz. Beyefendilerin kılıçları keskin değildir. Herkes kölelere gıpta eder. Burada kölelere bunun cevabını verin. Savaş esnasında insanlar çocukları sevmez. Burada savaş ve çocukları, bu ikisinin Latince tercümesini aşağıda verin. Evet, cevaplara bakıyoruz. Beyefendilerin kılıçları. Kimin kılıçları? Beyefendilerin kılıçları. Dominorum. Evet, burada bir aidiyet varsa, bir ikili şey meydana geliyorsa o zaman dominorum. Genitif plural. Bunu bu şekilde yaptık. Evet, herkes kölelere gıpta eder. Kimlere gıpta eder? Kölelere gıpta eder. Burada datif, dativus plural, yani çoğul dativus, bu servis oluyor. Servis, servos, servis demiştik, hatırlayın. İlki servis. Savaş esnasında insanlar çocukları sevmez. Cevap bello. Yine bir esna var, bir birliktelik var. Savaşta, savaş esnasında bello. Çocukları sevmez. Yine sevmek, sevilmek akusatif demiştik. Os gelecek o zaman. Çoğul os, pueros. Evet, bunu bir mantık yürüterek bunun neutrum olduğunu düşünelim. O zaman puera gelmesi gerekiyordu. Evet, bunları sürekli tekrar edelim. Güzel, şimdi sizi daha zor bir görev bekliyor. Latince sonları tamamlayınız. Yukarıdan aşağı doğru bunların çekimini yapınız. Us, er.
Bunları yaptığınızı farz ediyorum ve cevapları yayınlıyorum. Okuyalım birlikte. İlk us kısmını okuyalım. Us i o um o i orum is os is. Güzel. Umu yapalım. Um i om o. Yanlış dedim. Um i o um o a orum is a is. Evet, eri yapalım. Er i o um o i orum is os is. Güzel. Evet, biz size bir soru yöneltiyor. Diyor ki, nötron çekimi diğer çekimlerden hangi bölümde ayrılır? Bunu cevabını daha önce size vermiştim. Maskülin ve feminin arasındaki farkları nelerdi çekim esnasında? Hangi yerlerde farklar vardı? Evet, bunu cevapladınız. Umarım cevapları yayınlıyorum. Evet, ilk başta bir nominatif singularda var. Şu diğerlerinde yok. Ve plural nominatifte a var. Diğerlerinde yok. Onlarda i vardı. Ve plural akkusatifte akkusatifusta a var. Diğerlerinde os vardı. Yani 3 fark var. Evet, başka bir soru. Aşağıdaki isimlerin hangisi neutrum olamaz? Neutrumun olamaz. Evet, bakalım. Bu biraz detaylı bir soru. Bakalım kim cevaplandırabilecek? A. Dominorum, B. Dominum, C. Dominos. Hangisi neutrum olamaz? Evet, doğru cevaplandırdığınızı inanarak cevapları yayınlıyorum. Cevapları yayınlamamış ama doğru cevap Dominos olacaktı. Bir saniye. Geri gidelim. Evet, burada doğru cevap neutrum olamaz, dominos olamaz, evet. Doğru, dominos neden olamaz? Şöyle açıklayalım, şu fareyi takip edin. Bu os arkadaşlar asla neutrumda bulunamaz. Teorik olarak diğerleri olabilir. Zaten dominos ve domina maskülin ve feminin isim, buna hiç dikkat etmeyin zaten. Burada biraz ben şey yaptım, biraz oyun yaptım size. Aslında sadece sonlara dikkat edeceksiniz. Yani buradaki os asla neutrumda olamaz. Evet. Tamam, şimdi bunları çekiniz diyorum. Bunları zaten tabelada, boş tabela şeklinde size birazdan göstereceğim. Onları doldurmanız gerekecek. Deus tanrı demek. Templum tapınak demek. Ager tarla demek. Vir adam demek. Evet. Doldurun bakalım bunu. Deus çekimi. Doldurduğunuzu farz ediyorum. Mola yapıp bir şekilde bunu doldurduğunuzu varsayıyorum ve cevapları yayınlıyorum. Çekelim birlikte. Deus, dei, deo, deum, deo, dei, deorum, deis, deos, deis. Evet, doğru yaptınız. Devam ediyoruz. Templum çekimi. Yapın bakalım hemen. Cevapları yayınlıyorum. Templum, templi, templo, templum, templo, templa, templorum, templis, templa, templis. Evet, templum ile bittiği için doğru yaptınız. O deklinasyonunda ki uygulamaları yaptınız ve dikkat edin. Çoğulda ne yaptınız? A yaptınız ve akkusatifte de yine A yaptınız. Ager çekimine bakalım. Evet, bunu yapın. Bu kolay. Cevapları yayınlıyorum. Evet, ager bırakıyoruz. Puer'de olduğu gibi. Daha fazla nominatif singularda eklemeye gerek yok. Ager, agri, agro, agrum, agro, agri, agrorum, agris, agros, agris. Tek fark ne? Nominatifteki ager'in ek almaması. Evet. Evet. Yukarıda ager çekimi yazmışım. Bu yanlış. Vir çekimi olacak. Vir adam demek. Bunu çekin bakalım. Bu biraz daha karışık olabilir belki. Cevapları yayınlıyorum. Vir bırakıyoruz. Puer
de olduğu gibi. Vir, viri, viro, virum, viro, viri, virorum, viris, viros, viris. Hiçbir fark yok. Buradaki er ile bitiyor dedik ya, bazen r ile de bitebiliyor. Bunu görmeniz amacıyla bunu buraya yazdım. Burada yine kolay, yine çekimler normalde olduğu gibi neutrum olmayan ikinci deklinasyonun çekimleridir. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım ezberlersiniz hepsini ve üçüncü deklinasyonda görüşmek üzere. Hoşça kalın.